Müjdat Gezen o doğduğunda takvimler 29 Ekim 1943'ü gösteriyordu. Fatih'te sanatla iç içe yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi İhsan Bey Kadife'den gelir sesi gibi ünlü eserlerin söz yazarı, halası Seha Okuş Türk Halk Müziği'nin efsanevi solistlerinden biri, amcası Osman Gezen başarılı bir müzisyen, babası Necdet Gezen vurmalı sazlar üstadıydı. Ailede tiyatro sanatına meyleden ilk kişi ise Müjdat Gezen oldu. Onu bu sanata teşvik eden de annesi Macide Hanım'dı. Müjdat Gezen'in spontane espri özelliğini aydın bir cumhuriyet kadını olan annesinden aldığı söylenirdi. Sözcü hafta sonundan Gökmen Ulu'ya röportaj veren Müjdat Gezen annesiyle ilgili şunları söylemişti. Biz hırkayı şerifte otururduk. Hırkayı şerif camisi biliyorsun Hazreti Muhammed'in hırkasının Ramazan'da sergilendiği yerdir. Tam ezan başladığında bizim evden duyulurdu. Beş vakit namaz kılan annem duvardaki resmi göstererek gel bak bu ezan sesi var ya işte onu bu adama borçluyuz derdi. O resimdeki adam Atatürk'tü. Müjdat Keze'nin sahneyle tanışması daha 9-10 yaşlarında küçük bir çocukken oldu. Hırkayı Şerif İlkokulu'nda okuyordu. Öğretmeni Müjdat'taki yeteneğin farkına çok erken varmıştı. Okulda Faruk Nafiz Çamlıbel'in küçük çiftçiler oyunu oynanacaktı öğretmeni Müjdat'ı oynatmayı koymuştu aklına. Sen oynayacaksın dedi. Müjdat ben artist değilim öğretmenim diyerek karşı çıktı bu duruma. Öğretmeni onu ikna edememişti belki ama kararlıydı. Oynatacaktı bu yetenekli çocuğu. Müjdat'ın evi okula çok yakındı gidip annesiyle konuştu. Sonra da Müjdat'ı eve yolladı. Annesi "Baban da oynamadığını duyarsa üzülür." diyerek üstü kapalı tehdit edince Müjdat çaresiz kabul etti. Zaten bir daha da sahneden inmeyecekti. Karagümrük Ortaokulu ve Vefa Lisesi'nde eğitimine devam eden Gezen, sanatın diğer dallarıyla da çok alakadardı. Küçük yaşta yazdığı şiirler Doğan Kardeş adlı çocuk dergisinde yayımlandı. İlerleyen yıllarda İstanbul Radyosu bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Kulübü Korosu'na katılarak şarkılar söylemeye başladı. Karakümrük Ortaokulu'na devam ederken iki kez üst üste sınıfta kalınca babası tarafından pek çok sosyal faaliyete katılması yasaklandı. Ama bu yasakların arasında en çok tiyatro yasağı üzmüştü Müjdat'ı. Çünkü o dönemlerde amatör tiyatro toplu olduklarında çalışıyordu. Bir zamanlar sahneye çıkmak istemeyen, gezen artık sahneden ayrı kalmaya dayanamıyordu. Sonunda babasıyla bir anlaşma yaptılar. Necdet Bey okulu sınıfta kalmadan bitirirse kendi eliyle onu tiyatroya yazdıracağının sözünü verdi. Eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde devam eden Müjdat burada Kemal Sunal ve Uğur Dündar gibi isimlerle de okul arkadaşıydı. Yıl 1959 olduğunda Müjdat'ın tiyatroya duyduğu sevgiyi görmezden gelemeyen babası, Müjdat'ın okulunu başarılı bir şekilde sürdürdüğünü de görünce onu İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarına yazdırdı. Müjdat böylece 1960 yılında profesyonel oyunculuk hayatına başlamış oldu. Tiyatrodan ilk maaşını aldığında da doğru evin yolunu tuttu. Hikaye onun cümlesi leriyle şöyle devam ediyordu. Maaşımı aldım, tramvaya bindim, eve geldim. Annem mutfakta çay yapıyordu. Cebimden paramı çıkardım ve ona uzattım. Anne, bu benim tiyatrodan kazandığım ilk maaşım. Al, sana daha çok para kazanıp getireceğim dedim. Annemin ağladığını anımsıyorum. 1961 senesinde İstanbul Belediye Konservatuarı'nın açtığı sınava girdi. Sahnede harikalar yaratan bu genç delikanlı İlk denemesinde başarılı oldu ve konservatuara giren öğrenciler arasında yer aldı. Eğitim alırken bir yandan da çeşitli oyunlarda oynuyordu. Kameralarla tanışması ise bir sonraki sene gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Atadeniz'in oturduğu Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle sinema seyircisine merhaba dedi. 1963 yılında kamudan özel sahnelere geçiş yaparak tiyatroya devam etti. Muammer Karaca ve Münir Özkul tiyatrolarında çalıştı. Aynı yıllarda şiirleri ve bazı amatör tiyatro oyunları çeşitli kültür sanat dergilerinde yer alıyordu. 1964 senesinde vatani görevini yapan Gezen, 1966'da Ulvi Uras Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Bu arada sinema çalışması da yapan sanatçı, Denizciler Geliyor adlı komedi filmi için kamera karşısına geçti. Aynı sene oyuncu dostlarıyla birlikte Halk Oyuncuları adlı bir oluşumun kuruluşunda yer aldı. Aynı zamanda İstanbul Tiyatrosu'nda da çalışıyordu. Bu yoğun çalışma temposunun arasında gönlünü ilk eşi olacak Güzin Hanım'a kaptırdı. 1968 senesinde nikah masasına oturan çifti, 1970'te Elif adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak bu evlilik sadece 12 yıl kadar sürebilecekti. <laughs> Tiyatro sahnelerinin aranan ismi olan Müjdat Gezen 1969'da Berduş 1970'te ise Kara gözlüm adlı sinema filmlerinde başarılı performanslar sergiledi. Aynı dönemlerde Uğur Dündar ve Perran Kutman'la birlikte izleyici tarafından büyük ilgi gören televizyon programları hazırladı. Bu ilginin bir sebebi de ülkenin sosyal durumuna yönelik eleştirileri güldürerek anlatmalarıydı. Yıllar sonra usta gazeteci Uğur Dündar'ın Telebirde yayınlanan Demokrasi Arenası programına Müjdat Gezen ve öğrencileri Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık gibi isimler katıldı. Bu programda Dündar, bir dönem birlikte topaç çevirme şampiyonası gibi parodi röportajlar yaptığı Müjdat Gezen'le ilgili şöyle bir anısını anlatmıştı. 70'li yıllarda sağ-sol çatışması var gençler birbirlerini öldürüyor. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye kaçak mallar geliyor. Ben eski bir kaçakçıyla röportaj yaptım. Bana anlatabileceği kadar anlattı olayların nasıl gerçekleştiğini. Daha sonra Müjdat'la bu olayların parodisini yapacağız. Müjdat kaçakçı rolünü oynuyor. Bir haritanın başına geçti, ben sordum. Nereden çıkartıyorsunuz bu silahları? Elinde çubuk var. Müjdat Gezen Karadeniz kıyılarında bir iki yer gösterdi. En sonunda dedi ki, en çok kullandığım yer burası. Kilios taraflarında bir yer gösterdi. Biz bunu çektik. Program acayip seyredildi. Santral kilitlendi. Gece Müjdat'tan benim eve bir telefon. Uğur kaçmamız lazım. Vur emri çıkmış bizim için. Neden vur emri çıkacak Müjdat dedim. Sorma yahu dedi. Benim en son gösterdiğim yer var ya. Gerçekten oradan çıkartıyorlarmış. Onun için bizi vuracaklar dedi. Biz bir hafta Müjdat'la yok olduk. Yaşamı, hayata bakışı ve tiyatro ile ilgili pek çok kitap yazan Müjdat Gezen ilk kitabını 1975 yılında çıkardı. Yakın dostu bir nevi yol arkadaşı olan Savaş dinçelli ile birlikte yazdığı Çizgilerle Nazım Hikmet adlı kitap dönemin siyasi ortamında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel'in başına dert açtı. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Ancak bu ceza Müjdat'ın üretmesine engel olamadı. 1982'de bir yayın evi kurarak kitaplarını buradan yayınlamaya başladı. Sanat yaşamı boyunca 40'a yakın kitap yazan Müjdat Gezen'in kitapları arasında Ustalarım, iki Buçuk lira için, Komikler Ağlamaz, Eşeğin Karnındaki Elmas, Şiirim Geldi Bırakın Beni, Artiz Mektebi, Oyunculuk Eğitimi, Oyuncunun El Kitabı ve Galiba Ben Sanatçıyım gibi kitaplar vardı. Bu kitaplardan bazıları üniversitelerde yardımcı ders kitabı olarak kullanılmakta. 1982 senesinde Kandemir Kondukla birlikte Güldürü Üretim Merkezi'ni kurdu. Pek çok alanda çalışma yapan bu merkez, televizyon programlarından gazete ve dergilerin güldürü sayfalarına kadar pek çok çalışmaya katkı sağladı. Sinemadan da kopmayan sanatçı 1981 yılında çok beğenilen Gırgıriye isimli filmdeki Darbukatör Baryam karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Aslında bu filmi yazan da oydu. Çok beğenilince Gırgıriye'nin devam filmleri de geldi. Usta sanatçı 1980'lerde film yönetmenliği denemeleri yaptı ama kendi yönetmenliğinden memnun kalmayan Müjdat bu sevdadan vazgeçti. Müjdat Gezen ve Ayşen Guruda'nın aşk yaşadığı dilden dile dolaşıyordu ama hiç açıklanmıyordu. Merhum sanatçı Ayşen Guruda aramızdan ayrılmadan önce Müjdat Gezen'le birlikte bir röportaj verdiler. Hürriyet Kelebek'ten Hakan Gence'ye konuşan ikili aşklarını açık açık anlatmışlardı. Hikaye şöyle başlıyordu. 1963 senesinde tanıştılar ve bir sene aynı oyunda oynadılar. Ama arkadaşlardı o günlerde. Sonra Müjdat askerlik için iskenderdi deruna gitti. Asker iznine geldiğinde ise Ayşe'nin yanına uğradı. Birlikte çay içmeye gittiler ve gidiş o gidiş oldu. Flört etmeye başlamışlardı. Sonra Müjdat'ın izni bitti, askere geri döndü. Ayşen'e kilolarca aşk mektubu yazardı. Aslında aşklarının büyük çoğunluğunu mektuplar oluşturuyordu. Bir gün Ayşen ben başkasıyla evleniyorum diye verdi. Bunun sebebi ise intikam almaktı aslında. Yine askerden izne geldiği günlerde Müjdat film setinde asistanlık yapıyordu. Orada Müjdat Pervin Par'ın kirpiklerini takmış, Kıyafetlerini giymiş taklitler yapıyordu. Ayşen de neden başkasının elbiselerini değil, Pervin'inkini giyiyor diye sinirlenmişti. Üst kata çıkıp bir süre ağladı. Sonra Müjdat yeniden askere gitti. Gittiğinde Ayşen de başkasıyla evlenmeye karar verdi. Bunu duyan Müjdat Ayşen'e okkalı bir mektup yazdı ve bu mektup aşkı böylece sona erdi. İkisi de başkalarıyla evlenmişti sonrasında pek çok kez aynı projelerde birlikte çalıştılar ve çok iyi arkadaş oldular. Müjdat Gezen ilk evliliği bitince 1988 senesinde Leyla Turgut'la nikah masasına oturdu. Aşkı doya doya yaşayan usta sanatçı, postaya verdiği röportajda aşk hayatı ile ilgili şunları söylemişti. En büyük aşkım herhalde eşim Leyla olsa gerek. Ben Mecnun değilim ama adım M ile başlıyor. Onunla aramızda LM esprisi vardır zaten. Leyla beni çok mutlu etti. Arkadaşlıklarım, flörtlerimde de genelde mutlu oldum. Mutsuzluklar olduysa da o da hayatın genel akışından olmuştur. Her an mutlu olacaksınız diye bir şey yok neticede. Birine aşıkken başkasına da aşık olmak doğru olur mu bilemiyorum. Bir insan aynı anda iki ya da üç kişiye aşık olabilir mi? Sanmam ama aynı anda 2-3 kişiyle flört etmişimdir. O da aşk değildir zaten. Hayatını sanata adayan Müjdat 1991 yılında Kadıköy'de satın aldığı eski bir köşkü restore ettirerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurdu. Ekranlarda izlediğimiz pek çok yeni yeteneğin yolunun geçtiği bu merkezin en önemli özelliği eğitimin ücretsiz olmasıydı. Ancak o dönemlerde ücretsiz okul açmak yasaktı ve bu girişim yüzünden Müjdat Gezen 2 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Sonunda beraat eden Gezen Ücretsiz eğitim vermeye devam etti. Usta sanatçı Uğur Dündar'ın programında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurma kararını nasıl aldığını şöyle anlatmıştı. Ondan evvel eski okulumda hocalık yapmaya çalışıyordum. Bir gün çok da sevdiğim bir öğrencim vardı. Mustafa böyle dolanıyor. Dedim ki ne dolanıp duruyorsun? Ne var? Sıkıntılıydı. Galiba ayrılıyoruz dedi. Niye ayrılıyoruz dedim? Sınava harç yatıramadım dedi. Ne kadar dedim? 25 lira dedi. Baktım 35 liram var. Al 25'i yatır dedim. Sonra meşhur oldu Mustafa. Çok da iyi bir oyuncudur. Dedim ki Günün birinde Allah para verirse bir okul açayım ama ücretsiz olsun. Allah para verdi, okula aldık, açtık. Okulun bulunduğu konağın hikayesini de anlatan gezen şöyle devam etti. Tam Ziver Bey durağının önünde, köşede. Satılık konak yazıyor üstünde. Karşı sokağında kayınvalidem oturuyordu. Burayı alsam, okul yapsam ne güzel olur dedim. Ama bina pahalı bir binaydı. Bende de öyle bir para yoktu doğrusu. Bir gün bir cesaretle çaldım kapıyı. İçeriden kısa boylu, bıyıklı Cemal amca açtı. Binanın sahibi, yandaki büyük binayı da yapan o. Cemal amcaya kaç para acaba dedim. Beni süzdü. Tanıyordu. Sana uymaz dedi. Söylediği rakam hakikaten bana uymazdı. Baktım ki öyle böyle değil. Ne yapacaktın sen burayı dedi. Ücretsiz okul açmayı planlıyordum dedim. Kaç paran var dedi, şu kadar var dedim. Getir parayı dedi. Çok büyük fark var dedim. Sen ödersin dedi. Biz gittik tapuya, işlemleri yaptık. Ben ona bir sürü çek yazdım. O çeklerin biri karşılıksız çıksa ben yerin dibine girerim. Ödemeye başladım çekleri. İnşaat başladı, orası okul oluyor. Pat birinci körfez savaşı çıktı, işlerin bozuldu, turneler gitti. Cemal amca böyle böyle dedim, harbi sen çıkarmadın ki dedi. Biraz açıldı, savaş durdu. Bir Anadolu turnesi yaptım, toparladım biraz para. Getirdim verdim, o bana çekleri geri verdi. Bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nde mizah yazıları yazan Gezen, devlet tiyatrolarında oyun yönetmenliği görevini de üstlendi. 1998 yılında ise kendi adıyla özel bir tiyatro açtı. Sanata ve sanatçıya verdiği değerle gönüllerimizde taht kuran oyuncu, 2001'de eski sinema ve tiyatro sanatçılarının daha sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşayabilmeleri için bir huzurevi açtı. Bu arada televizyon ekranlarında da sık sık gördüğümüz sanatçı Darbukatör Baryan, azmi, hırsız, deliyle geçen gece, hayat bilgisi, peki olur şekerim gibi yapımlarda rol aldı. Ama yeni neslin hafızasına kazınmasını sağlayan Cennet Mahallesi adlı dizi oldu. Bu dizide darbukatör baryam tiplemesini hatırlatan Yunus Baba karakteriyle büyük beğeni topladı. Bu dizide Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şükel, Zeki Alasya, Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman ve Zihni Göktay gibi birbirinden değerli oyuncularla birlikte çalıştı. Sonrasında Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım, Bir ihtimal Daha Var, Hicran Sokağı, Şöhret Okulu, Yedi Kocalı Hürmüz, Memlekette Demokrasi Var, Sessizlerin Sesi, Yapışık Kardeşler ve Diktatör Adolf Hitler'in Hayatı gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Hiç devlet sanatçısı ünvanı alıp almadığı sorulduğunda şöyle bir cevap vermişti Üstad. Hayır bana hiçbir zaman bu ünvan verilmedi. Ben her dönem muhaliftim. Zaten verilseydi de almayacağımı bilirlerdi. Yani bildirmiştim ben tıpkı başbakanın yemeğine gelir misiniz dedikleri zaman sağ olun benim karnım tok dediğim gibi çünkü devletin sanatçısı olmaz halkın sanatçısı milletin sanatçısı olur Sanat yaşamı boyunca 100 civarı sinema filmi, 50 civarı tiyatro oyunu ve çok sayıda televizyon dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Müjdat Gezen, Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir. Müjdat Gezen aynı zamanda şairdir. 74 adet şiirden oluşan Şiirim Geldi Bırakın Beni isimli bir albümü vardır. Albümde kendisiyle birlikte Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz ve Suna yakın gibi isimler yer almıştı. Bunca çalışmanın karşılığında 2011 yılında 15. Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ve aynı yıl Uludağ Üniversitesi 8. Medya Ödülleri'nde Tiyatro Onur Ödülü'ne layık görüldü. Müjdat Gezen'in başına geçtiğimiz yıllarda talihsiz bir olay geldi. 20 Şubat 2017 gecesi sanat merkezine bir saldırı yapılmış, yakılmaya çalışılmıştı. Bunu sabah saatlerinde öğrendi ve apar topar okuluna gidince destek olmak için gelen öğrencilerini gördü. Çocuklar burası eskimişti, Zaten yaptıracaktım dedi. Olayın ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı ve Müjdat Gezen'e emniyet tarafından yakın koruma verilmesi teklif edildi. O da sadece okulun ve önüne polis konulmasını istedi. Yakın korumayı istemedi. İstememesinin sebebini ise şöyle anlatmıştı. Ben 74 yaşındayım. Düşünsene 24 yaşında genç bir polis memuru beni korumak için önüme geçecek. O ölecek ben yaşayacağım. Ben bununla yaşayamam dedim. O yüzden istemedim. Ben yaşayacağım kadar yaşadım. Babam 70 yaşında öldü. Ben 4 sene daha fazla yaşayacağım daha ne olsun Sözcü'den Gökmen Ulu'ya verdiği röportajda okulun bahçesine gömülmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı. "Beni hayatımda en mutlu eden olaylardan birincisi okulumu açtığım gündür. Annem oturmuş böyle ağlıyor. Beni o kadar mutlu etti ki Anne niye ağlıyorsun dedim. Bugünleri gördüm ya artık gam yemem dedi. Odama geliyorum bazen. Televizyonda radyo dinlerim ben devamlı. Onu kapıyorum aşağıdan çocuk cıvıltıları geliyor. Bıcır bıcır. Sonra oturuluyor. Bir enstrüman, bir piyano sesi geliyor. Sonra kulak veriyorum bir tanesi Hamlet çalışıyor. O Hamlet oluyor hayal dünyasında. Onun için hayattan ayrıldıktan sonra da o çocuk cıvıltılarını, o enstrüman seslerini, o tiyatro tiratlarını sanki o sesleri duymak istermişim gibi okulumun bahçesine gömülmek isterim.'' Sky 360 ekranlarında yayınlanan Şimdi Söz Sende programına konuk olan sanatçı, kendisine yöneltilen İslami kesimlerle aranız nasıl, İslam'ı anlamadan bu toplumu anlayacağınızı düşünüyor musunuz sorusuna şöyle cevap vermişti. İslam'ı anlamadığımı kim söylüyor? İkincisi ben besmelesiz ne evden çıkarım ne de sahneye çıkarım. Benim kayınpederim hacı, eşim Kur'an'ı eski yazıyla okur. Ama bunlar ne alaka şimdi? Bunlar benim özel hayatım. Ama benim Allah inancım beni yargılayanlardan daha kuvvetlidir. Müjdat Gezen, iktidar partisini eleştirdiği için kendisine yönelik sert söylemlerde bulunanlara da din konusunda onlardan daha çok şey bildiğini belirterek cevap verdi. Siyasi görüşleriyle de sık sık gündeme gelen Müjdat Gezen bir televizyon programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği iddiasıyla yargılanmıştı. Sözünü sakınmayan sanatçı hakkında beraat kararı verilmişti. Acısıyla tatlısıyla bir Müjdat Gezen geçti yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.